Sadece 10 gün bıraktım şu dükkanı size. Sonra bir geliyorum icra ile karşılaşıyorum. Olacak iş değil ya. Aklım almıyor. Şşt, yavaş. Daha yeni uyudu. Abla yani biz de dolandırıldık sonuçta. Evet abla biz de mağduruz yani. Öyle mi? Öyle mi? Bir de bana utanmadan yalan söylüyorsunuz ya. Abla işler şöyle iyi. Abla işler böyle iyi. Harika abla, harika abla. Ayol ne diyorsun sen? Ne icrası? Anlatın marifetinizi. Ya şöyle, biz bir iş aldık ama almamışız aslında. Yani bir takım adamlar geldiler, bize bir adres verdiler. Ama onu da yanlış verdiler. Ama zaten onu da bilerek yanlış verdiler. Ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Dükkanı batırdık. Ama toparlayacağız. Neyle toparlayacaksın ha? Neyle? Ne kadar borcumuzun olduğunu farkında mısın sen? Ne kadar? Benim hastane masraflarım, Sevda'nın Lale Hanım'a olan borcu, dükkanda batırdıkları paralar toplam 176 bin lira. Kaç? 176 bin lira borcumuz var. O yüzden de bugün dükkana geldiler, bütün eşyaları götürdüler. 3 gün içinde ödeyemezsek borcumuzu hepsine satacaklarmış. Hangi birinize yeteyim ya, hangi birinize yetişeyim? El insaf ya, el insaf. Kapat bakalım Servet Hanım. Kapat. 2 gün sonra gelip yalvarırsın beni kurtar diye. Dolandırıcılık başkasının malını, mülkünü, parasını, pulunu çalmak için, almak için yapılır. Burada karşı tarafın bir çıkarı yok ki. Vallahi biz de anlamadık. Sanki biri sırf kötülük olsun diye yaptı. Dolandırıcılarla polis ilgilensin. Ben parayı bulurum. Anne ne yapıyorsun? Evi satıyorum. Ama anne. Anne. Ev benim, çocuklar benim. Gerekirse satarım. Anne ne yapıyorsun ya? Evsiz parksız mı kalalım? Böyle bir evimiz varken sizi borç harç içinde işsiz güçsüz mü bırakacağım? Ne yapıyor bu kadın ya? Ne yazıyor orada ya? Bir de... Ben mi yanlış görüyorum ya? Allah Allah! Muzaffer babacığım istediklerini getirdim. Ben dükkana gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Nuri gel gel gel. Gel bak bakayım şurada. Ben yanlış mı görüyorum? Ne yazıyor orada be? Gel. Bakayım. Bak babacığım. Evet. Satılık. Sen nereden çıktı bu ya? Muzaffer babacığım senin evi satıyorlar galiba. Ne satması be? Ya Muzaffer babacığım sen rahat ol. El kadar babelene taşınması mümkünatı yok. Yılmaz abim izin vermez zaten böyle bir işe. Ne diyorsun be? Yılmaz'a varıncaya kadar ben neyim burada? Sattırtma be benim. Şunlara bak ya. Lan Dallas gibi oldular bunlar be. Olaysız günleri geçmiyor. Hele o anneleri var ya maşallah ha. Suelin. Sürekli bir şey, sürekli bir şey Muzaffer babacığım. Nereden çıktı? Lan kim karar veriyor buna be? Ne istiyorsun? Kızım o satılık ilan ne ya? Ben astım. Şişt, uyuyor. Ya Süreyya ablacığım niye asıyorsun ya? Allah Allah. Kızım koskoca Yılmaz Durmaz var burada. Ben bulacağım bir yolunu ya. Bulamayacaksın. Sana ne bizim borcumuzdan? Ne demek sana ne ya? Abla ya bence eniştem haklı yani. Evi satmak dışında başka bir çözüm bulabiliriz yani. E bul hadi. Kızım. Ben bulacağım parayı. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Niye geldin buraya? Kızımı görmeye geldim. İyi gördüm bak. Bak gördün. Hadi git artık. Git git. Alacaklılar kırla. Hacizciler kapıda. Benimle didişecek zaman değil bu Servet. Tabii ki değil.
Zamanımı çalma benim. Git buradan, git. Öf, benim de bir planım var. Bulacağım parayı. Allah Allah, neymiş plan? Görürsün. Ha, nereye? İşim var benim. Gelelim mi? Yok yok, istemiyorum. Eğer uyanırsa dolaba canım süt bıraktım, tamam mı? Verirsiniz. Gel şurada konuşalım, içerisi çok müsait değil şimdi. Belir anlattı her şeyi. Bulacağım herifleri, merak etme. Ya Kemal, düğün mafyası olabilir mi? Yani onlar kafayı bize takmış olabilir mi? Ne diyorsun? Düğün mafyası da neymiş ya? Hani var ya televizyonda böyle tuhaf tuhaf adamlar. Sen şimdi elinde ne varsa göster bana. Telefonu, adresi, kartı bıraktıysa kartı, sözleşme varsa sözleşmeyi. Tamam, hepsi içeride, gel. Saadet şimdi bulamaz falan, ben bir şey edeyim. Sevda, ben arabada bekleyeyim istersen. Hayır yani burada olmamdan rahatsızsan. Ay Bedir, şu an hiç sırası değil. Tibet gelmiş acı sırasında. Evet, geldi. Bedir'i hayatından çıkar, tüm borçları kapatayım demiş. Nereden duyuyorsun bunları? Kabul etmemişsin. Saadet mi söyledi? Ya bir çenesini tutamıyor ya. Kabul etmemişsin. Hemen havaya girme, tamam mı? Etmediysem kendim için etmedim. Tibet'e borçlu olmak istemediğim için. Ne ona ne sana. Hadi kızlar, görüşürüz. Bedir, göster şu depoyu da yakalayalım şunları. Başlarına bir şey gelmese bari. Delirmiş bunlar ya. Ya arkadaş, parasızlık bir dert, bunlara laf anlatmak bin dert. Adan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi demişler. Buyurun aileyle vaki işte. Ya laf anlatamıyorsun ki, laf dinlemiyorlar laf. Ya arkadaş, ne yapacaksın yani, el kadar bebeğiyle kiraya mı çıkacaksın ya? O Süreyya'ya bu evi sattırırsan ben de Muzaffer değilim. Ya baba, sen de laf diye konuşuyorsun ya. Gözünü seveyim ya. Ne yapacaksın yani? Kızların borcunu kapatabileceksin mi? Yok. Hallederiz evvelallah. Süreyya'dan önce buralar hep dutluktu. Siz bilmezsiniz bunları. Ya arkadaş ya. Aile değil, devlet planlama teşkilatı şerefsizim ya. Kimsede para yok ama plan torba dolusu. Bana İsmail'i çağır. Ne yapacaksın İsmail'i? Yok artık. Ya planını yoksa sen İsmail'le mi gerçekleştireceksin? Evet. Subhanallah. Ne yapacaksınız baba? Leblebi tozu işine falan mı gireceksiniz ya? Büyük para var diyorlar ha. Canımı sıkma benim Yılmaz. Çağır bana İsmail'i. Arkadaş, bir İsmail eksikti ya. Bir İsmail eksikti ya. Burası. Şurası. Alo. Ha, size verdiğim adrese geldik. Verdiğim telefonda bir gelişme var mı? Yok, anladım. Tamam, biz buradayız, bekliyoruz. Haber verirsiniz. Eyvallah, eyvallah. Dur bakalım şuraya bir. Geçen gün burada bir adam vardı. Burası için kereste depos dedi. Eğer bekçiyse gelir şimdi. Yok, eğer sizi dolandıranların adamıysa haber vermek için buralarda bir yerdedir. Ya Servet abla olsa bu numarayı yemezdi. Hadi kızları anlıyorum. Sen nasıl yuttun bu zokayı? Ya komiserim, ben bin kere dedim Sevda'ya. Dinlemedi ki, inat yaptı, inat. İsmail'le yalnız görüşeceğim. Anlamadım. Ona gizli bir görev vereceğim. İsmail'le. Gizli görev ha? Benden de gizli.
Bizim işlerin doğası böyle Yılmaz abi. Bazı bilgiler sana yıkılır. Böylesi daha iyi. Hasbinallah ve nimel vekil. Vallahi billahi Türkçenin yetmediği yerdeyim ya. İyi bakalım hadi. Yani emekli Batman ne Orta 2'den terk Robin'in maceraları ha? İzleyelim bakalım. Hazır mısın koçum? Emrini bekliyorum patron. Patron ne la? Ne diyeyim? Muzaffer amca de. Bu da bakkala yoğurt almaya gönderiyormuş gibi oluyor. Bir havası yok. İhtiyar desem? Söyle ihtiyar. Cıvıtma İsmail. Şimdi karşı eve gideceksin. Çocuğu görmeye geldim bahanesiyle. Çaktırmadan benim odaya çıkacaksın. Yatağın sol tarafında bir komodin var. Onun çekmecesinde bir kutu bulacaksın. O kutunun içinde bir anahtar bulacaksın. O anahtarla aynalı konsolun çekmecesini açacaksın. Ve o çekmecede bir kitap bulacaksın. Da Vinci'nin şifresi. Yaban. O ne be? Yakup Kadri Karaosmanoğlu oğlum. Beğenemedin mi? Neyse evet. O kitabı alacaksın ve bana getireceksin. Bu kadar mı? Daha ne olsun be? Ne bileyim. Böcek yerleştirsem, kamera koysam, sen beni tekneyle beklesen, ben yüzerek gelsem, sınır geçsek. İsmail bak benim tansiyonum 17 çocuğum. Ben sınırı çoktan geçmişim. Yapma, eziyet verme. Zorlama İsmail. Kendimi trafik polisi olmuş bir saççı gibi hissediyorum ya. Hadi lan dırlanma, dırlanma hadi. İyi günler. Ben Anıl Bey'le görüşmek istiyordum. Eğer müsaitse tabii. Tabii. Kim diyelim? Eski bir arkadaşıyım. Servet Üstün dersiniz. İngiltere ve Fransa'daki ortak uçuşlarımızdaki doluluk oranları ile ilgili rapor istiyorum. Bu önemli. Bizim tarafımızda %75'i bulmuş vaziyette efendim. Alo. Güzel. Yani artık bu destinasyonlara kendi uçaklarımızı uçabiliriz. Ama bey, telefonunuz var acil. Buyurun. Pardon. Efendim. Kim? Servet mi? Tamam, benim odamı alın. Tamam. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok önemli bir görüşmem var, gitmem gerekiyor. Siz devam edin. Merhaba, iyi günler. Ben Anıl Bey'le görüşecektim. Aşağıdan haber vermişlerdi de. Tabii, bir saniye. Alo, Anıl Bey'in misafiri geldi. Evet, tamam. Buyurun, Anıl Bey sizi bekliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Ana. Buyur geç. Ya işin önemliyse ben beklerdim. Bu ne demek? Yıllar sonra Servet geldi demişler. Yani sen beklesen de ben bekleyemezdim. Kahve söylüyorum. Nimet Hanım 2 az şekerli kahve lütfen. Hala unutmamışsın. Ben sana dair hiçbir şey unutmadım Servet.
Merhabalar. Ben emlakçı Halit. Hemen konuya giriyorum. Burası kaç metrekare? Bilmem ki. Alt katla üst kat herhalde böyle 160 metrekare falan en fazla. Güzel. Bahçeyle 200 diyelim. Bahçeyi niye sayıyoruz? Tapuya dahilse arsaya da dahildir efendim. Oturma grubu koyarlar koymazlar beni ilgilendirmez. Ya İsmail niye çalıyorsun kapıyı? Yazdık buraya o kadar. Çocuğum ben okumaktan kaçarım yani. Allah Allah. Sevda'ya baktıysan yok o. Okula gitti. Tüh ya. Neyse ben zaten bebeğe bakacaktım. Uyuyor şimdi. Beklerim. Allah Allah. Kaç oda burası? Ters dübleks, düz dübleks, tadilat ister mi? Isınması kombili mi? Kupon diyebilir miyiz? Kupon? Yani merkezi, kira getirisi yüksek, büyük, manzaralı. Getirisi var da manzarası yok. Nasıl yok? Penceresi varsa manzarası da vardır. Ha müşteri bakar bakmaz beni ilgilendirmez. Kaç oda demiştiniz? Üç oda, bir de böyle küçük bir yer var Ardiye gibi. Ha dört oda. Yok işte değil, o böyle küçücük bir yer, oraya yatak bile sığmaz yani. Ya dört duvarı varsa, bir de tavanı varsa orası odadır efendim. Yatak koyarlar koy... Bebek uyuyor. Efendim dört duvar varsa, bir de tavanı varsa orası odadır. Yatak koyarlar koymazlar, beni ilgilendirmez. Dört oda. Orası mutfaktı değil mi? Balkon oradaydı. Bakabilir miyim? Sağ olun. Bir daha şöyle bakayım hocam işte. Mutfak dolapları bayağı eski, tadilat gerekiyor. Ne zaman satılır acaba? Ya elimizden geleni yaparız. Ay biraz sıkışığız da yani bu para bize 3 gün içinde lazım. 3 gün mü? Hayda. Ya ederinin altında satarsak belki. Ne yapalım artık? Ucuza giderse üzülürüm. Ama kendimi de parçalamam yani böyle şak diye satarım ha. Yani sonuçta bana ne değil mi? Balkona bakabilir miyim? Sen burada? Hiç. Aşağıda canım sıkıldı. Allah Allah. Oturacaksan aşağıda otur. Ortalığı kurcalama tamam mı? Hadi. Ya bunca yıl sonra birdenbire ortaya çıkmam, gelmem. Hayır sayılır, hayır sayılır. Merak etme. Sevindim. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? Bir düğün organizasyon şirketimiz var bizim. Anıl, bizim şirketin başına son zamanlarda çok kötü bir şey geldi. Dolandırıldık biz. Hay Allah. Üzüldüm ya. Sağ olasın yani çok borcumuz var. Yani bunları para istiyormuşum gibi algılamanı istemiyorum lütfen. Servet, ben senin nasıl biri olduğunu unutmadım. Sen burnun üstü almazsın. Bilmez miyim? Neyse. Benim işe ihtiyacım var. Düşündüm de sizin şirketin tatlı işine talibim. Bizim bir catering şirketi var zaten. Biliyorum ben, biliyorum araştırdım zaten. Ama eminim ki bizim pastalarımızı görsen fikrin değişir. Bir şans istiyorum sadece. Bir sunum hazırlayayım. Eğer beğenmezsen her şey eski usulünde devam etsin ha? Yani tamam. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun. Bir bildiğim bir şey vardır diye düşünüyorum. Peki o zaman ben yarına bizimle niye çalışmanız gerektiğine dair bir sunum hazırlayayım. Bizim için zaman önemli değil. Yani tabii yoğunsun. Hangi saat aralığı olursa bize söylersen çok sevinirim.
Yani o zaman tamam. Toplantılarla ilgili listeye baksınlar. Sana zamanla ilgili haber versinler. Ay, gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür gerektirecek bir şey yok. Yani hiçbir şey olmasa en azından yıllar sonra seni tekrar görmüş oldum. Hep böyle naziktin. Sen de beni istemeyip gidip... Yılmaz'la evlendim. Ya tamam, o da nazik bir arkadaş. Aa, çok çok, ne demezsin. Yılmaz iyi mi? Aa, geçen onu televizyonda gördüm. Ay sonra izledin mi sen? Yani... Servet, Yılmaz seni çok seviyor. Gerçekten seviyor. İçi seni dışı beni yakar. Tamam tamam, hemen geleceğim. Allah Allah. Hayırdır, ters bir durum mu var? Şube amir çağırmış beni. Neyse, öğreniriz. Abi benim yakınlarda bir yerde bir arkadaşım var, ona uğrayacağım. Sen git. Tamam, ben seni bırakayım. Nerede oturuyor? Yok abi, yürüme mesafesi zaten. Sen git, bekletme amiri. Ya ne olacak? Gel 5 dakika ya. Yok abicim, vallahi gerek yok. Bedir. Bak koçum, iş küçük görünür, altından büyük bela çıkar. Anladın? Bundan sonrası bende. Tamam mı? Anladım abi, tamam. Hadi dikkat et kendine. Çocuğum ben. Vaktim bol yani. Beklerim. İyi ama bak, bebek sabaha kadar ağladı. Biz de onu yatıştırmaya çalıştık. Çok yorulduk. Biraz dinlenelim değil mi? E siz uyuyun. Biz Saadet ablayla muhabbet ederiz. Saadet de yemek yapıyor. Televizyonu açayım mı? Hadi aç. Böyle gürültülü patırtılı bir program olmasın. Sen bu program için fazla büyük değil misin? Alışkanlık işte. Bırakamadım. Tam 8 sene oldu. Ama ben de siz de alışın. Ne de olsa önümüzdeki en az 3 sene bu kanalı izleyeceksiniz. Haklısın galiba. İsmail. Sen bakayım. Hı hı. İyi. Çorba yaptım, ister misin? Sen bana bir sandviç mi yapsan? Sandviç mi çekti canım? İyi. Sen istediyse yapayım bari. Tamam, bu arada ben de bir tuvalete gideyim. Süreyya teyze. Amirim, beni emretmişsiniz. Gel Kemal'im, gel otur. Acil çağırınca ben şey edemedim. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Çay içelim de konuşuruz. 2 çay 1'i açık. Yok oğlum, keşke bütün ekip senin gibi olsa. Sağ ol. Sana hem iyi hem kötü haberlerim var. İyi haber, emniyet amiri oluyorsun. Rütbeni yükseltiyorlar. Maaşın da artıyor. Kötü haber? Bu senin Rize işi vardı ya. Onu erkene çekmek zorunda kalıyoruz. Erken derken? Açık varmış, merkezden yazın geldi. 3 gün sonra orada olman lazım. 3 gün mü? Evet, 3 gün. Thank you.
sesi birkaç yılda herkesin emrinde. Takıl. İsmail. Ah, sandviçin hazır. Ama benim acil bir işim çıktı ya. Senin ne acil işin olur İsmail? Senin yaşın kaç oğlum? Saadet abla, sen onu yine dolabaya koy. Ben gelir yerim. Allah Allah. Geliyor, geliyor. Halit, aç kapıyı. Gel. Aldın mı oğlum kitabı? Getirdin mi? Düşmanlarımı övmekten hoşlanmam. Kendimi de. Ama bu kitabı benden başka kimse alamazdı. Ver kitabı bakayım. Ben anlaşmanın bana düşen kısmını hallettim. Sıra sizde. Tamam, ne kadar istiyorsun? Bu seferki para değil, daha özel bir şey. Sizin evin anahtarının bir kopyası. Fesübhanallah. Anahtar yoksa yazıyorum hesabı 130 TL. Tamam, yaz sonra öderim. Ha, veresiye ise 150 olur. Tamam çocuğum, ver. Ver, 150 olsun, ver. Hadi yürü git, hadi. Al montunu. Evet. Aha, tapu. Babamdan kalma bir arazi. Oo, arazi. En sevdiğim. Biraz taşlı, kıraç bir yer ama bak bakalım ne kadar ediyor. Aa, ama bu arazi Gökçeada'da. Satışı uzun sürer, bunun sezonu değil. 3 günde satman lazım. Tamam. Hayda. Ya 3 günde neymiş ya? Herkes 3 günde malı satılsın istiyor. Yani hayır yani, sur mu üflendi, benim haberim yok. Bana bak, ayrıca karşıya gelen alıcıların hepsini bana haber edeceksin. Tamam mı? Ve o evden daha önce satacaksın bu arazi. Senin komisyonun ne kadar? 3.5. 3.5. Tamam. 3 günde sat, ben sana %5 vereceğim. %4. Yani daha da inmem. Allah, bütün geri zekalılarını beni mi buluyor ya? Ya sen 4 diyorsun, ben sana 5 vereceğim diyorum. Ah, pardon efendim. Ya şimdi alışkanlık, biliyor musunuz? Yani ben sanıyorum 4'e geleceğiz daha. Evet, 5. Anlaştık. 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 Hadi sat Halit. Satarım. Sat. Satarsın. Halit bizim arsayı da sat. Halit bizim arsayı da sat. Güle güle. Canım benim, canım benim, canım benim, canım benim. Abla, büyük iş başarmışsın vallahi. Hakikaten var mısın? Daha yeni uyuttum. Şişt, geçin şöyle, geçin. Geçin, geçin içeri. Geçin şöyle, geçin. Daha bir şey başarmış sayılmayız. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Abla, bak ben diyorum ki hava yolu şirketinin renklerinde bir şeyler yapalım. Mesela şirket renklerinde böyle küçük paketlerde makaronlar. Neydi şirketin renkleri? Kırmızı, beyaz, mavi. Kırmızı, beyaz, mavi. Hangi şirket bu? Hangisiyse hangisi. Ne fark eder? Söylemediğine göre senin için eder. Şimdi kırmızı için vişne, mavi için... Anıl Airlines mı bu? Olabilir. Ne olacak ki? Anıl. Abla. Sen eski sevgiline mi gittin iş için? Ay, nereden benim eski sevgilim oluyor ya? Evet, tamam. Yani bir zamanlar bana ilgisi vardı. Ama hepsi o kadar. Bırak bunları ya. Tamam, çocukluk ama aklımız eriyordu yani. Adam sana bildiğin sıra sıklama aşıktı be. Yani senden sonra da evlenmediğinin altını çizerim. Demek ki çocuk hala... Aa, şimdi boşandığına da göre. Aman bırak, eniştem öğrenince biter onun aşkı. Adamın kalbini söküp alır be, benden söylemesi. Bana bakın, Yılmaz bunu bir duysun. Ben içinizden o kalbinizi söker alırım. Ondan sonra da kimseye aşık olamazsınız. Oo, ömrümün sonuna kadar rahat yaşarım. Ben kimseye söylemem de. Aa, ben söylerim yani. Aşk olsun. Bak, göreceksiniz, arkamdan diyeceksiniz ki bu Saadet, bu Saadet var ya, sır küpüdür. Böyle ağzını bıçak açmaz diyeceksiniz. Bak görün. Ne biçim laflar öyle gece gece?
Vallahi bilmiyorum. Artık ağzınızı mı dikersiniz yoksa derin kuyulara mı haykırırsınız? Ama Yılmaz duymayacak. Oğlum ne oluyor? Kim bunlar lan? Abim hayranların bunlar senin, deli nimetlerin. Ne hayranı lan? Zeki Müren miyim ben? Abim televizyon programında görmüşler. Dükkanın telefonu susmuyor. Hemen çektirelim arkadaşlar. Şöyle alalım sizi. Gelin tamam madem. Gelin. 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 Evet çekiyorum. Çektim. Evet, bir imza alabilir miyim abi? Evet, bir imza. Evet. Aman, aman, aman. Abi, Evet, arkadaşlar, Yılmaz Bey şu anda çok yorgun. İstirahat edecekler efendim. Bir alkış, bir alkış. Yılmaz Yılmaz abi! Yılmaz abi! Abi, ne olur. Evet, hadi bakayım, hadi. Evet arkadaşlar, Yılmaz Bey istirahat edecekler. Bir alkış Yılmaz Bey'e, bir alkış. Görüşürüz. Şöyle alayım abim seni. Gel hadi. Yaşadınız beyefendi, yaşadınız. Arsamız imara açılmış. Deniz kenarında kupon, düşeş. Aklınıza gelebilecek bilimun ballı börek tabirleri hak eden bir yer. Kaç para? Çok para. İyi, sat o zaman. Hiç üçe beşe bakma. Hayır efendim. Allah. Ha, bu arada karşı eve bir alıcı çıktı, haberiniz olsun. Kimmiş, ciddi mi? Ciddi birine benziyor. Yarın sabah götüreceğim. İyi, sabah ben de orada olacağım. Tamam. Hadi. Vay be. Vay be. Satıldı. Ya ne varsa babalarda var be. Ha, bu da güzel. Oo, bu çok iyiymiş ha. Ya, çok iyi de yani günde 500-600 tane yapman gerekecek. Yani biraz daha pratik olmak lazım. Hı-hı. Ama görüntü olarak da bir o kadar güzel olmalı. Tamam. Bu nasıl? Ha? Bak. Cupcake üstüne makaron, ikisi bir arada. Çok güzel ama şimdi bunların ikisini ayrı ayrı yapmak lazım. O da iki katı süre demek. Bilemedim yani. Hmm. Hah, bakın. Bembeyaz Hindistan cevizli eklerler. Eklerler. Bunun içine fıstık olur mu böyle yeşil? Olur. Bak böyle şimdi içine yeşil fıstıklı krema yaparım. Ondan sonra üstünde mavi krema. Onun üstüne de böyle beyaz beyaz küçük küçük bulutlar koyarız. Gökyüzü gibi olur. Tamam, bir tanesi bu olsun. Ama birkaç seçeneğimiz daha olmalı. Sen merak etme ya. Üstün kardeşler birleşti bir kere. Şişt. Önce o deste deste paraları Yılmaz'ın başına vuracağım. Ondan sonra ödeyeceğim borcumuzu. Aa, Kemal mesaj atmış. Acil diyor. E bir şey buldu belki. Belki. Hemen gel diyor vallahi. E kalk git. Ya, abla yani gitsin mi? Sanki gitme desem aklı orada kalmayacak. İyi peki gitsin. Gideyim mi? Ama bak geç kalma, daha işimiz bitmedi burada. Tamam. Geleceğim hemen. Hadi hadi hadi. Git. Diğerlerine bakalım hadi. Acil dedin, geldim. Ne oldu? Dükkanla mı ilgili? Düğün mafyası mıymış?
Onu araştırıyorlar da. Ne oldu? Söylesene. Saadet, beni ne kadar seviyorsun? Normalde ben sorarım böyle şeyleri ama. Tamam, şimdi ben soruyorum işte. Seviyorum işte. Ne bileyim. Mayanın şekeri sevdiği kadar. Çünkü şekersiz maya mayalanamaz değil mi? Ya da düğünün kamberi, perdenin kornişi sevdiği kadar. Onsuz ayakta duramaz çünkü. Saadet, benim her şeye var mısın? Kemal, korkutmaya başladın dedim ha. Ya sen söyle, var mısın? Neye var mıyım mesela? Evimizi kendimiz mi yapalım diyeceksin. Yapalım. Boğaz'da bu saatte yüzelim mi diyeceksin. Tamam, donuyorum, olsun, yüzelim. Öyle bir şey mi? Ya yok, öyle değil. Yasa dışı bir şey mi? Banka mı soyalım diyeceksin? Soyalım. Ama ondan sonra şehri terk etmemiz gerekecek. Söyleyeyim. Ya nereden nereye geldin? Şaşkın mısın? Yoksa çok mu akıllısın bilmiyorum ama buldum. Nasıl buldun? Banka mı soyacağız? Şaşırdın herhalde. Hapse gireriz. Sonra ömrümüzün sonuna kadar bir daha görüşemeyiz. Hayır. 3 gün içinde Rize'ye gitmem gerekiyor. Benimle gelir misin? Şeyin içinde. Benim için en zor olanı buldun ya. Ben kendi ellerimle dükkanı daha yeni batırmışken nasıl her şeyi bırakıp geleyim ya? Ablam ne yapar? Sonra bebek var. Hastanenin borcu var. Sevda'nın borcu var. Daha babamı bile eve döndüremedik ki. Nasıl geleyim? Ya hep birileri, hep birileri. Ne zaman bize sıra gelecek? Biz ne zaman kendimiz için yaşamaya başlayacağız? Ama ben şimdi seninle gelirsem senin için olacak. Yine benim için olmayacak ki. Ya Kemal, ben burada hep beraber olalım istiyorum. Benim ailem, sen, ben hep birlikte olalım istiyorum. Çocuklarımız olduğu zaman onları ailemle birlikte büyütmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Saadet. Benimle buradan gidecek kadar, benimle birlikte yeni bir hayat kurmak için yanımda olacak kadar seviyor musun beni? Seviyorum. Ama buradakileri de bırakamam ki. Burada sana aldığım bilet var. Günü saati üstünde yazıyor. Bu sefer de benim yanımda olmazsan beni bir daha görmeyeceksin. Hadi Kemal komiserim, hadi Kemal komiserim, aç şu telefonu. Araştırdın bizim Tıfıl'ı. Tibet Gündoğan. Yok artık. Gündoğan'ın oğlu mu? Ta kendisi. Lale Hanım'ın oğlu. Yağlı kapıya denk geldik diyorsun. Güzel. Sen onu burada. Saadet. Ne oldu? Gidiyor. Kim gidiyor? Kemal. Nereye? Bize. Aa, merak etme ya. Seni bırakıp hiçbir yere gitmez o. Beni bırakıp gitmez biliyorum ama sorun onun gitmesi değil.
gitmek istiyorsan gidersin. Senin hayatın bu sonuçta. Gidemem. Ama bu durumdayken nasıl gideyim? Tamam, o zaman o gider önden düzenini kurar. Biz burada düze çıkarız. Sonra da seni Rize'ye gelin göndeririz ha. Şimdi ben de gelmezsen hiç arama bile dedi. Aa, yani kıskanlıkla söylemiştir o ya. Kıskanlıkla falan söylemedi. Bayağı ciddi ciddi söyledi. Ben biliyorum Kemal'in beni sevdiğini söylediği gibi söyledi çat diye. Tamam, tamam kuzum benim. Niye bu kadar zor Sevda ya? Ah, sevince zor işte. Bana bak. Ben de hiç belli etmedim kuzum. Ha? Yere bakan yürek yakan mısın sen ha? Yok. Bizim üçümüze çok çok yanlış isimler vermişler. Ablama bak. Servet borç içinde yüzüyor. Sen Sevda'ya küskün. Ben Saadet'ten çok uzak. Bayağı başka bir yerde Saadet'te. Orada hiç Rize'de. Tamam. Rize'de falan Saadet yani. Söksen de kalır. Şaşırdım ya. Yerine koyduğum an ağlamaya başlıyor. Ya yanımda dur da uyursam. Uyar beni tamam. Tamam valla. Saadet. Ha, uyan abla. Ne uyuyorsun kızım ya? Pardon abla. Sevda. Kalk. Ne? Kalk, seni çağırıyor, kalk. Git. Git. Ay. Kuzum. Yorum yoldu ya. Kızı falan mı var? Yok kızımız yok. Yerine koyduğuma ne alıyor? Yeni yeni huylar edindi. Sevda, ben uyursam uyanır beni, tamam mı? Tamam. Abla, ha? Uyuma. Ayağı, al şunu. Al.
dikkat et. Dido, ben niye ağlamıyorum? Çık, çık, çık. Ağlamıyorum.